Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Duymadım geldiğinizi. Burada mıydınız? Şimdi geldim. Zeynep'e bir bakayım dedim. Canım benim, uyumuş. Sen Zeynep'e ikinci bir baba oldun. Sana o kadar çok şey borçluyuz ki Kenan. Estağfurullah. Ben bir kahve içeceğim. Sen de gelsene. Olur tabii. Yanındaki kadın kim ki? Sercan Burcu'yu aldatıyor mu gerçekten? Hava da çok güzel. İyi ki geldik. Evet, çok güzel. Aa, boş salıncak var. Tamam, koşmadan. Koş bakalım. Şunun heyecanına bak ya. Anne, beni sallar mısın? Dur, ben sallarım. Annem sallasın. Aa, ben de çok güzel sallarım. Bak şimdi seni ta nereye kadar sallayacağım. Tut bakayım burada. Hadi oğlum. Annem sallasın. Oğlumuz biraz inatçı. Artık hangimize çekti bilmiyorum ama bazen tutuyor inat. Ben konuşurum onunla. Annem. Bak, bugün hava çok güzel. Ne güzel yaptık, geldik buraya değil mi? Baban seni çok özlemiş. Sırf o yüzden işten erken çıkıp seni okuldan aldı. Sen çok şanslı bir çocuksun Can. Harika bir baban var. Baban seni çok seviyor. Ailesini çok seviyor. Sen de onu çok seviyorsun değil mi anneciğim? Ama böyle küslük olmaz, tamam mı anneciğim? Eğer bir sorunun varsa bunu her zaman babanla konuşabilirsin. O seni dinler. Tamam? Tamam. Aferin benim akıllı oğlum. O zaman şimdi baban seni gökyüzüne kadar sallasın mı? Tamam. Ama baban daha yukarıları sallıyor. En yukarı. Evet, en yukarı. Tamam o zaman. Tamam. Teşekkür. Bulutlara kadar uçmaya hazır mısın? Evet. O zaman bağla bakalım kemerleri. Tut bakalım sıkı. Hadi. Sıkı tut, sıkı, sıkı. Sıkı tut. Aslan oğlum benim. Efendim. Dinliyorum.
Sağ ol. Kim? Avukat. Kötü bir haber mi? Kardeşin zannettiğimiz kişiyi yurt dışında bulmuşlar. Gerçekten mi? Bulmuşlar mı? Sevgilim. Evet, bulmuşlar ama zannettiğimiz kişi değilmiş. Nasıl yani? Yani daha önce bize iletilen bilgilerin hepsinin yanlış olduğunu söyledi avukat. Yani kardeşin olarak zannettiğimiz kişi aslında kardeşin değilmiş. Yani bütün bilgiler yanlışmış. Babalarınız ayrıymış. Avukat da teyit etmek için bir süre beklemiş. Emin olmadan bize söylememiş. Ama şimdi her şey netleşmiş. Emin misin peki? Ya ben böyle hayal etmemiştim çünkü. Biliyorum. Yani bir kardeşim yokmuş, öyle mi? Oysa ben nasıl hayaller kurmuştum? Yani ne bileyim. Bazen kız kardeşim o kadar ihtiyacı oluyor ki insanın. Öyle bileyim. Hayalini kurdum işte. Bir bakışımla beni anlar dedim. Böyle derdim olduğunda kafamı omzuna dayarım dedim. Ya ben çok hayal kurdum Murat. Olmayan bir şey için ağlıyorum şu anda değil mi? Çok saçma yani. Hiç saçma değil. Hem de hiç. Yani bir kardeşinin olmaması büyük bir eksiklik. Sana bakınca ne kadar zengin olduğumu hatırlıyorum. Senin kim varsa teşekkür ederim. Ben kardeşin olmasını ve onu bulup sana getirmeyi çok isterdim. Ama yapamam. Teşekkür ederim. Aşkım, kağıt elimi alayım mı sana? Hani barışmıştık ama ne oldu? Aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor. Ama ya. Bir de tanışmayı kabul etmemiş. İyice sinirleniyorum. Ya bu Burcu senden hoşlanmaya falan mı başladı? Allah Allah. Aşkım dedin mi yok öyle bir şey. Nereden bileceğim? Tanımıyorum bile kadını. Beni tanıyorsun ama. Biraz güven bana. Ya sana güveniyorum da başkasına güvenmiyorum ben. O yüzden bitir artık şu işi. Gerçekten istemiyorum Sercan. Ben de sıkıldım artık. Az kaldı. Ama can için her şey. Babasıyla beraber olsun istiyorum. Az kaldı. Bitecek. Hem biz bu aralar birlikte zamanda geçiremiyoruz ya, ondan gerginiz biraz. Çok normal değil mi? Çok normal. O yüzden bu akşam yemeğe çıkıyoruz. Hem de senin en sevdiğin İtalyan restoranına götürüyorum. Burcu'dan izin alsaydın keşke. Ona sor, ondan sonra yap planını. Benim bir dersim var, ondan sonra alırım seni, olur mu? Tamam. Ben de Burcu'ya geçeyim. Tek başına. Şunun güzelliğine bak ya. Vallahi sözlendim.
Ay. Sonunda sözlendim. Ay çok heyecanlıyım. Aşkı da buldum. Hem de sözlendim. İyi kaptım adamı vallahi. Vallahi milletin kocasını elinden alıyorlar. E ben de boş değilim. Endamsa endam. Güzellikse güzellik. Bir sümbül öyle kolay yetişmiyor. Şuraya bak ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane taşı var. Paraya da kıymış. Beni seviyor. Aşkım. Gerçekten beni seviyor. Ethem ya, yaktın beni. Vallahi yaktın. Zeynep seni çok seviyor. Yani sonradan tanışmamışsın da elinde büyümüş gibi. Ben de onu çok seviyorum Aslı. Yani ilk tanıştığımız andan beri aramızda bir bağ var. Güçlü bir bağ, farkındayım. Evet öyle. Ama böyle bu sanki kan bağından öte bir şey gibi. Bu senin iyiliğinden. Hayatımıza girdin ve öyle büyük bir ışık saçtın ki etrafa. Zeynep yakında iyileşecek. Senin sayende. Murat'ın zor zamanlarında da yanında oldun. Sen onun yanında olduğun için de ben çok rahat ettim. Belki sen bir aile kazandın. Ama bize de çok şey kattın Kenan. Sağ ol oğlum, var ol. Siz sağ olun Aslı. Sercan bayağı bayağı Burcu'yu aldatıyor. Onsuz bir an bile yaşayamayacağım da ve Burcu'yla birlikte bir hayat kurmak istediğimden eminim artık. Bunlar nasıl bir oyun oynuyorlar böyle ya? Ama çözeceğim. Artık nasıl bir oyun oynuyorlar? Ben bu oyunu mutlaka çözeceğim. Oo, afiyet olsun. Abi, gel beraber olsun. Gel oğlum, otur sana da bir kahve söyleyeyim. Sağ ol anne, daha sonra. Hatta kahven bittiyse Kenan'ı da alacağım. Ya bizim bu butik otel projesi için arkadaşım aradı. Cuma gününe toplantı istiyor. Yani elimiz boş gitmeyelim. Çok detaylı olmasa da proje için bir taslak hazırlayalım. Tamam abi, sen nasıl istersen. Hadi o zaman. Asude Hanım, ya özür dilerim, sizi yalnız bırakacağım ama. Aa, aşk olsun, iş daha önemli. Hadi hadi, siz işinize bakın. Sağ ol. Keyifler yerinde galiba. Doğum günü kızı gelmiş. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim. Vallahi seni böyle neşeli görmeye çok özlemişim ben. Neşeliyim çünkü oğlum benimle barıştı. Gerçekten mi? Evet. Ay çok sevindim Furkan. Ama ben sana söylemiştim halledersin sen de. Aslında Burcu halletti biliyor musun? Can gene bir türlü yüzüme bakmıyordu ama Burcu sağ olsun çok olgun davrandı. Sayesinde Can'la buzlara eğildik. Ne güzel. Sen ne yapıyorsun böyle? Herhalde ziyafet var. Ziyafetten fazlası. Sevgilime doğum günü ziyafeti hazırlıyorum. Yani doğum günü tüm hızıyla devam ediyor öyle mi? Kesinlikle. Tamam. Ben o zaman ellerimi yıkayayım hemen yani. Hayır, hayır. Sen oturup dinleniyorsun, ben hallediyorum.
İyi peki. Furkan. Şey diyorum ya acaba... Ya acaba Burcuları yemeğe mi çağırsak? Burcuları? Hı. Ya Can'la da aranız düzeldi ya, birlikte olmak güzel olabilir belki. Hı. Hı? Tamam, senin için sorun yoksa? Yok canım, ne sorun olacak benim için? Ben arıyorum o zaman Burcu'yu bak. Ara. Sana kolay gelsin. Ben devam ediyorum. Tamam. Sonunda teşrif edebildiniz Sümbül Hanım. Ne diyorsun sen be? He? Neredesin sen? Saat kaç oldu? Çocuk okuldan geldi, karnı aç. Ana değil misin? Elin armut mu topluyor? He? Doyur işte çocuğunu. Her şeyi ben yapacağım değil mi? Nasıl olsa köleniz var. Gelsin abla. Sağ ol yavrum. Ne oldu? Senin canın sıkkın gibi. Yani kardeşimi araştırıyorduk ya. Evet. Aslında benim bir kardeşim yokmuş abla. Aa, nasıl yokmuş? Yani kardeşim sandığım kişiyle bir kan bağım yokmuş. Babalarımız ayrıymış yani. Ya emin misin kuzum? Eminim abla. Avukat iyice araştırmış işte. Yani bir anlık da olsa böyle bir kardeşin olma fikri çok güzeldi. Ben bir sürü de hayal kurmuştum. Üzülme kuzum. Üzülme bak. Senin ne güzel ailen var. Bir nazlı dediklerinde ağızlarından bin tane nazlı çıkıyor. Seni çok seviyorlar yavrum. Haklısın. Ben de onları çok seviyorum. Hepinizi seviyorum. Çok da şanslıyım. İyi ki varsınız. Yani sanırım bu fikre alışmam lazım. Zeynep iyileşiyor. İnşallah Murat'ın işleri de yoluna giriyor. Her şey çok güzel olacak. Ben umutluyum yani. Umutlu ol kızım, umutlu ol. Çok şükür her şey yoluna giriyor. Gel, gel. Ay. Efendim Ela? Selam Burcu. Akşama bize bekliyoruz. Gelin beraber yemek yiyelim. Yemeğe mi? Neden? Hayırdır? Şey, bugün benim doğum günüm de. Aa, öyle mi? Nice yıllara canım benim. Sağ ol. Ya aslında Furkan beraber yemek yemek istedi. Baş başa olalım dedi. Hatta mutfakta hala yemek yapıyor da. Ben beraber olmak istedim. Tamam. Sizin yemeğinizi bizi neden davet ediyorsunuz ki? Ama kalabalık olursak daha güzel olmaz mı? Sen, Can, Sercan. Hep beraber oluruz işte, ne güzel. Tamam. Madem senin bugün doğum günün, senin istediğin gibi olsun her şey. Tamam o zaman. Ama mutlaka Sercan da gelsin, tamam mı? Onu da bekliyorum. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok romantik gerçekten. Gel bakalım, gel. Ne planlıyorsunuz çözeceğim ben. Aklımdaki butik otel konsepti şu. Bütün misafirlerimize kendilerini özel hissettirecek özgün alanlar. Öncelikle her odayı farklı temalarla tasarlayacağız. Ve müşterimiz rezervasyon yapmadan önce onlara birer anket sunacağız. Ve o anket doğrultusunda
misafirle en çok örtüşen odayı kendisine tavsiye edeceğiz. Ama misafir sayımız çok fazla olmayacak. Çünkü her misafirin kendini özel hissetmesini istiyorum. O yüzden miktarı da bu şekilde ayarlayacağız. Ve tek amacım var, gelen her misafirin mutlu bir şekilde, memnun bir şekilde ayrılması. Bence çok güzel abi. Peki hedef kitlemiz kim? Yani yerli turist mi, yabancı turist mi mesela? Yabancı turistse kimler? Güzel. Çok güzel bir yere değindin. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani kimler bizim hedefimizde olmalı? En çok parası olan. Olabilir. Ama para kadar kolay bir şeyle satın alabilecek bir şey beni çok fazla çekmiyor. Nasıl yani abi? Böyle daha sofistike, daha ince zevkleri olan müşterileri çekmek istiyorum. Bu bana daha cazip geliyor. Yani parası olanı avlamak çok kolay. Ama benim asıl istediğim ince zevkleri olan kişileri bulup onları buraya çekmek. Bu da diğerleriyle olan farkımızı yaratacak. Anladım. Sen bana kibarca diyorsun ki küçük esnaf gibi düşünme. Yok, kendine haksızlık etme. Sen olmasan bunu yapamazdım. Rüya bak ya. Rüya gibi valla. İnanamıyorum. Bu yüzük benim mi şimdi? Hayallerim sonunda gerçek oldu. Ne yani? Yani ben Ethem'le evleniyor muyum? Ay. Yüzüğün parmağımda, aşkın kalbimde, canım sözdüm. Ay ay ay, duramıyorum yerimde, kıpır kıpırım, genç kızlar gibi. Bu nasıl bir duygu ya? Ay, ay çok fena oluyorum. Ay, inanamıyorum, genç kızlar gibi hissediyorum kendimi. Kıpır kıpırım valla. Ay, yeniden doğmuş gibiyim. Sevgi ne kadar güzel bir şeymiş, sevmek, sevilmek. Ah Ethem Paşa'ma. Ha? Mesaj geldi. Ne yazmış? O yüzük sana layık değil sultanım. Düğünümüzü bekle, o zaman görsen sözünü. Ay. Vallahi her yerimi donatacak görüyor musun? Ey gidisim. Sonunda sana şans güldü işte. Hem aşkı buldun hem de parayı. Telefon. Ela arıyor. Efendim kızım, bir tanem. Canım. Hayırdır inşallah halacığım, ne bu keyif? Keyifliyim, sefalıyım, mutluyum. Hayatımda olmadığım kadar çok mutluyum. Olsun vallahi ya. Sefan olsun hala. Birimizin de keyfi yerinde olsun zaten. De yani, niye keyiflisin bana da söylesene. Yo, sebebini şimdi söyleyemem, sürpriz. İyi, tamam. Ben seni şey diye aradım ya, bak kafam karıştı şimdi. Akşam hep beraber biz de toplanacağız, burcular falan da gelecek. Sen de gelsene, bekliyoruz seni. Ne yemeği kızım, nereden çıktı şimdi bu? Benim bugün doğum günüm ya halacığım. Ah, doğum günü bilmez miyim ben senin? Biliyorum tabii, gelirim. İyi, tamam o zaman. Bir dakika, bir dakika, kapatma. Şey... Ethem'i de çağırsam ayıp olur mu acaba? Yok, niye ayıp olsun ki? Yani getirmek istiyorsan getir tabii. Tamam o zaman. Hem size söyleyeceğimiz haberlerimiz var birlikte. Allah Allah, ne haberiymiş o? Onu geldiğimizde söyleriz. İyi, tamam, bay bay. Meşgul. Gene meşgul.
Rüstem ve Kenan bir olup sattılar beni. Satsınlar. Tek başıma da kalsam intikamımı alacağım. Murat'a da ailesine de aynı acıları yaşatacağım. Neremden nefes alacağım şaşırdım. Öttürdü beni Allah'ın manyağı. Demek Rüstem peşimde ha? Kesin Kenan taktı peşimi. E hadi o zaman. Efendim Burcu. Ne haber Sercan'cığım? İyi Burcu, senden ne haber? İyi, ne olsun. Akşam Ela'lara yemeğe davetliyiz de ona haber vermek için aradım. Ne yemeği? Ela'nın doğum günüymüş. Bizi de davet etti. Ben de tamam geliriz dedim. Sorsaydın demeden önce. Neden ki? Bir programın mı vardı? Var tabii Burcu, benim de bir hayatım var sonuçta. Pardon, ben bir an düşünemedim. Melis'le yemeğe çıkacağız akşam. Hadi ya, öyle mi? Ben de söz vermiş bulundum. Kusura bakma. Yani Sercan, şimdi yapamazsın bunu. Yani beni yarı yolda bırakma lütfen. Burcu, bak bu mesele yüzünden benim ilişkim zarar görüyor. Ya öyle her istediğinde yanında olamam ben senin. Melis'le sorunlar yaşıyoruz. Her istediğim anda mı? Sanki kendim için istiyorum. Ya sen de biliyorsun ben... Ne yapıyorsam canın için yapıyorum Sercan. Ya kusura bakma, benim bir ilişkim var. Bak Sercan, bu seferlik de beni idare et ne olur. Yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi bunu kabul etmezsen her şey boşuna olur. Neden bu kadar uğraştım sen de biliyorsun Sercan ya. Yani Can babasına ne kadar bağlı sen de biliyorsun. Her şeyi onun için yapıyorum ben. Can babasız büyümesin, ailesiyle birlikte olsun diye uğraşıyorum. Benim bütün çabam bu. Tamam. Ah, sen bir tanesin var ya, canım arkadaşım benim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay açardım ben ablaya. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gül sen doktor hanımı salona al, ben Murat Bey'lere haber vereyim. Buyurun. Sağ olun. Şöyle buyurun. Alo. Ethem. Sana bir haberim var. Dinliyorum. Yeğenimin doğum günü de seni de çağırıyor doğum gününe. Hem ailemle tanışmak istiyordun ya, fırsat bu fırsat. Ne dersin? Şimdi bir görüşmem var. Biter mi bitmez mi bilmiyorum. Görüşmen mi var? Hani sen sürekli diyordun ailenle tanıştır beni diye. Şimdi gelemeyecek misin yani? Dediğim gibi şu an bir görüşmedeyim. Görüşmen çok mu önemli? Bak ben Ela'ya söyledim. Ethem'le birlikte geleceğiz. Sana bir haberimiz var dedim. Beni mahcup, rezil mi edeceksin? Gelmeyeceksin mi yani? Olur mu öyle şey canım? Tamam, ayarlayıp gelirim. Tamam o zaman. Ben sana adres gönderirim, tamam? Hadi görüşürüz. Uy,
Bu erkeklerin hepsi aynı vallahi. En iyisinin bile başına ekşi yiyeceksin. Hadi, hadi Sümbül hadi. Çok işim var. Selam, hoş geldiniz. Lütfen zahmet etmeyin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Sanırım sizi geldiğinizi öğrenince açıkçası şaşırdık biraz. Kötü bir şey yok değil mi? Zeynep'in test sonuçları geldi Murat Bey. Kendim getireyim istedim. Bütün sonuçlar olumlu geldi Murat Bey. Zeynep iyileşti. Prensesim. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Bütün test sonuçları olumlu geldi. Biz kazandık. Hepimize çok çok büyük geçmiş olsun. Ay iyileşti artık sonunda. Geçti artık sevgilim. Bitti. Kenan. Kardeşim. Kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Benden canımı iste, canımı vereyim sana. Sen kızımı bana verdin. Senin sayende iyileşti. Çok teşekkür ederim. Abi. Zeynep iyileşti diye ben başka hiçbir şey istemiyorum. Beni kandırmışlar. Hayatım sen ne yapıyorsun? Yardım ediyorum. Ben sana demedim mi? Keyfine bakıyorsun, doğum günün çocuğusun demedim mi? Olmaz öyle şey. Ben böyle yardım etmeden duramam. Bak ya, ver bana bunları. Sen ne? Gel buraya. Sen şimdi doğru şu koltuğa geçiyorsun. He. Orada oturuyorsun. Zeynep, yardım etmeydim. Gel buraya. Otur bakayım. İyi tamam, buradan izleyeyim bari seni. Burada bekliyorsun. Tamam, bekliyorum. Şükürler olsun Gül. Küçük kuzumuz iyileşti. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Zeynep'imiz kurtuldu sonunda yavrum. Çok şükür. Ay, vallahi çok şükür. Çok şükür abla. Doktoru kapıda görünce bir an var ya aklım çıktı bir şey oldu diye. Ay sorma Gül sorma. İnan benim de öyle oldu. Böyle bir anda yüreğim ağzıma geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Ne oluyor ya? Şey, Zeynep atlattı, iyileşti artık. Gerçekten mi? Çok şükür, çok şükür. Defettik hastalığı. Ben biliyordum zaten. Ben dedim size Zeynep iyileşecek dedim, oturacak dedim ben size hep işte. Aman aman, defolsun gitsin hastalık. Bir daha hiç uğramasın benim küçük kuzuma. İnşallah. Amin. Çocuklar, ben gidip bir bakayım yanlarına. Belki benden bir şeyler isterler. Çok şükür. Ben Sercan'ı bugün bir kadınla sarmaş dolaş gördüm biliyor musun? Burcu'nun Sercan'ını mı? Hı. Hani böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim ama kendi gözlerimle gördüm. Hatta bak. Vallahi o. Hmm. Doğru söylüyor. O Burcu'yu boynuzlayamaz. Burcu kaşın kurası yer mi hiç? Halacığım bu ne o zaman? Ya adam cebinden yüzük kutusu düşürüyor. Arkasından bu kadın çıkıyor. Çok sıkıldım artık ya. Ama ben bir karar verdim ona. Eğer o Burcu Hanım oyun oynamak istiyorsa o zaman ben de oyun oynayacağım. Bana bir kek falan getiriyor böyle saçma sapan. Yakınlaşmaya çalışıyor. Ben ona daha da yakın olacağım bu sefer. Bu sefer ne çevirdiğini daha iyi anlarım o zaman. Kız ben senin dillerine kurban olurum. Aferin bak, sonunda yola geldin. Sana oyun yapana oyun yapacaksın. Oyun sırası sende şimdi. Sen de haber falan diyordun. Ne haber verecektin? Efendim?
Şey, artık sürpriz gelince. İyi, tamam. Ya keşke yemeği kalsaydınız, hiç olmadı böyle. Yemiş kadar oldum, çok teşekkür ederim. Ama bir akşam muhakkak yemeği bekleriz size. Seve seve. Esin Hanım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Bütün emekleriniz, desteğiniz için. Bugün de bize çok güzel bir haber getirdiniz. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek ki? Ben görevimi yaptım. Son kontrol yer için yine telefonlaşırız. Zeynepciğimi benim yerime çok çok öpün. Olur, baş üstüne. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğlum. Hop. Hayatım, yardım eder misin? Ela'cığım, şöyle vereyim. Amcam hasta değilmiş, biliyor musun? Ben hastaymışım. Ben amcamı iyileştirdim sanıyorum. Aslında o beni iyileştiriyormuş. Peki neden bana yalan söylediler? Evladım, şimdi hepsini sen mi yaptın bunları? Gerçekten hepsini Furkan yaptı, biliyor musun hala? Maşallah benim çocuğum, aferin. Bugün resmen doğum günü kızı olarak bayağı şımartıldım. Şımartabildin mi? Ay hem de nasıl. Maşallah size, maşallah. Allah sizi kem gözlerden korusun. Hayatım, ben biraz daha su alabilir miyim? Burcu, biraz soğundan al. Soğuk soğuk iç, iyi gelir. Nerede kaldın? Yemeğe oturduk. Geç kalma artık. Ulan sen burada böyle ne yapıyorsun tek başına? Hiç. Böyle içeride kalabalıktan biraz daraldım da acık nefes alayım diye buraya geldim. Bir şey soracağım. Bu Ethem Bey gelmeyecek mi? Yok canım, niye gelmesin ki? Trafikte kalmıştır. Hem Ethem öyle metrolara falan binmez. Kendi arabasıyla geliyor. O yüzden gecikti demek. İyi, tamam. Sen de çok bekleme. Gel içeri, tamam. Yaz be. Yaz artık cevap, yaz Allah aşkına ya. Yoksa Burcu'nun yerine soğuk suyu ben içeceğim. Bugün işte ben içeceğim tabii soğuk suyu. Torunum sonunda iyileşti Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sevgilin neyin var? Ya çok şükür Zeynep iyileşti ama... gerçekleri söylesek mi diye düşündüm. Yani artık bir yerde açıklamak lazım. Bir gün öğrenecek zaten. Olabilir. Yani dediğin gibi yani eninde sonunda öğrenecek. Ben tam öyle düşünmüyorum. Yani bakın, Zeynep şu anda kendisini amcasının kahramanı olarak görüyor. Eğer söylersek bunu tamamen yıkmış oluruz. Çok üzülür. Şu anda beni iyileştirdiğini zannettiği için çok mutlu. Bence şimdilik bunu bozmayalım. Yani en azından şimdilik. Doğru. Yani bence de bir süre böyle bilmeye devam etse bir şey olmaz. Yani bence de söylemeyelim. Amcasını kurtardı diye şu anda çok mutlu Zeynep. Yani hayallerini yıkmayalım çocuğun, değil mi? Tamam o zaman. Zeynep'e şimdi bir gerçeği söylemiyoruz.
Uyudu mu? Evet evet uyudu. Okulda çok koşturuyor ya. Bu saatler tam böyle bayılma saatleri. Can yokken sorayım. Evlilik ne zaman? Ne evliliği? İkiniz. Pardon, daha evlenme teklifi etmedim. Pardon, ben pot kırdım galiba. Hayır da ben nereden çıktığını anlamadım. Furkan şundan soruyor. Biz size geldiğimiz zaman Sercan cebinden bir yüzük kutusu düşürdü. İkimiz de gördük. O yüzden böyle bir şey soruyor size. Ne yüzüğü? Ben öğrendim amca. Sen hasta değil misin? Ben hastaymışım. Sen bana ben hastayım, sen beni iyileştireceksin demiştin. Neden bana yalan söyledin peki? Yoksa ben üzülmeyeyim diye mi? Evet prensesim. Sen üzülme diye. Yani sana yalan söylediğim için çok özür dilerim. Ama hiç üzülmeni istemediğim için yalan söylemek zorunda kaldım. O zaman ben senin kahramanın değilim. Sen benim kahramanımsın. Sen de benim prensesimsin. Beni iyileştirdiğin için çok teşekkür ederim amca. Seni çok seviyorum. Oğlum amca. Beni iyileştim artık. Mesela kahramanlar ağlamaz ki. Ağlamıyorum prensesim ben. Gözüme bir şey kaçtı az önce ondan. Amcana ne kadar teşekkür etsek az kızım. Evet. Senin amcan gerçekten bir kahraman. Tam zamanda yetişti, iyileştirdi seni. Ayrıca seni çok seviyor. Ben de amcamı çok seviyorum. Demek ki amcanın geliş sebebi buymuş. Yani sen misin? Senin sevgin onu çağırmış demek ki. Amcam bizi bulduğu için çok şanslıyız kızım. Asıl ben çok şanslıyım. Bir ailem oldu sayenizde. Bir de prensesim oldu. Neyse ben şimdi prensesimden bir şey isteyeceğim o zaman. Hı. Hani sen benim kahramanımdın ya. Hı hı. Ben onu çok sevmiştim. Sen yine benim kahramanım olur musun? Olur. Hem kahraman hem de prenses mi? Evet. Tamam olur. O zaman sen yine benim kahramanımsın. Sen de benim. İkimiz birbirimizi kahramanız. Anlaştık. Ben gerçekten pot kırdım herhalde. Sürprizi mi bozdum? Galiba birazcık öyle oldu hayatım. Demek sürprizi benden önce gördünüz ha? Evet. Bozdu Furkan. Sen hiç üzme kendini hayatım.
Ben sürprizleri sevmem zaten biliyorsun. Ama gerçekten öğrenince çok duygulandırdın beni. Kusura bakmayın. Kusura bakma Sercan. Her şeyi mahvettim. Yok yok, gerçekten önemli değil. Gerçekten üzülme. Çünkü doğru söylemek gerekirse ben yüzüğü zaten görmüştüm. Hatta şu anda bunun konuşulması hoşuma bile gitti. Çünkü yani öğrendiğimden beri zaten içim kıpır kıpırdı. Çok heyecanlanmıştım. Madem biliyordun, bir şey bozulmadı yani. Sorun yok. Aa, bayağı olmuş saat ya. Benim de bir arkadaşa sözüm vardı. Kalkmam lazım. Siz kalkmayın lütfen. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Tekrar nice yıllara ilacım. Teşekkür ederim Sercan, sağ olun. Az daha otursaydınız. Belki gelecek birileri daha olabilir. Çıkmam lazım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ben seni geçirseydim ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben çıkarım. Ya benim için şimdi hiç rahat etmeyecek de. Ben bir çıkayım Sercan'la yüz yüze konuşayım. Gerçekten kötü bir şey mi yaptım ben? Bu nasıl bir tepki? Sürprizi bozuldu ya. Ondan canı sıkıldı biraz. Şey çocuklar, benim biraz başım ağrıyordu. Bir odama çıkayım, uzanayım. Tamam. Güzel gülü kutlayalım. Ne dersiniz? Kutlama mı yapacağız? Evet. Hem de sen ne istersen onu yapacağız. Söyle bakalım ne istiyorsun? Piknik. Piknik. Bence çok güzel olur. Hem hava da güzel zaten. Evet. İstediğiniz kadar oyun oynarız. İstediğiniz kadar. Harika bir fikir. Yani piknik çok güzel bir fikir. Hem de böyle güzel güzel geniş geniş hava alırız değil mi? Temiz hava. Ama herkes gelsin. Tamam kızım, hep birlikte gideceğiz işte. Ama benim hayatımdaki herkes. Allah Allah, kimmiş senin hayatındaki herkes? Hatice teyze, Gül abla, Hakan abi. Bir tane mi? Onlar gelecek zaten. Evet. Onlar zaten bizim ailemizin parçası. Tabii ki de gelecekler. Bir de okul arkadaşlarım. Hande, Onur, Burak, bir de Hayat. Gelebilirler mi lütfen? Aileleri izin verirse tabii ki gelirler bir tanem. Tamam, o zaman ben gidip Hatice teyzenlere söylerim birazdan. Böyle bir sürü hazırlık yapalım piknik için ha. Arkadaşlarına da haber vermek gerekiyor. Tamam, bir tane ben haber vereceğim. Yani böyle Burak'ın ailesini falan hepsini herkese arayacağım muhakkak. Sen hiç merak etme, onlar da bende. Sen arkadaşlarını çok seviyorsun. Evet, çünkü onlar benim en yakın arkadaşım. Ama en çok Hayat'ı seviyorum. Diğer arkadaşlarımı da severim ama en çok Hayat'ı seviyorum. Niye öyle pat diye kalktın gidiyorsun? Ne kadar tuhaf göründüğün farkında mısın? Aa, kusura bakma Burcu ya. Özür dilerim. Ne yapayım? Ne yapmam istersen? İçeri gireyim, herkesten özür dileyim mi? Sercan, önce bir sakinleş. Ne bu sinir? Sakinleşmeyeceğim Burcu. Bak, Melisa aldığım yüzüğü sana aldığımı sanıyorlar. İçeride herkes evleneceğimizi düşünüyor. Bak, iyice rayından çıktı bu iş. Ben yokum artık. Sercan, şu anda beni yarı yolda bırakamazsın.
konuşuyorlar mı? Tartışıyorlar. Burcu, ilişkim sekteye uğradı bak. Her şey bozuldu artık, anlıyor musun? Tamam, ben halledeceğim. Seni daha fazla yormayacağım. Burcu. Bir şey halletme ya. Bir şey halletme. Bitir artık. Sercan, şu an bana yapma bunu. Ne olur ya. Bak, Burcu yeter artık. Beni sarıyor. Açamıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü. Bak, şu anda çok sinirlisin. Önce bir sakinleş. Sakinleşmeyeceğim ya. Oyalama beni artık. Bitti. Bu herifin neyi var ya? Neye bu kadar takıldı? Öfke problemi var bunun belli. Can için hiç iyi değil. Ya Sercan. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Ne desem tatmin olmuyorsun. Bitir bu işi, ben tatmin olacağım, tamam mı? Yeter artık. Bizi izliyorlar. Ne? Bizi izliyorlar. Sarıl bana, hani sanki düzeltmişiz gibi. Ne yapıyorsun Burcu ya? Lütfen ya. Ya saçmalama artık ya. Sen nasıl bir bencil insansın ya? Ya inanılmaz bencilsin ya. Yeter artık. Ben yokum artık. Kendi başınasın. Ya Zeynişim ya. Büyümüş de küçülmüş resmen. Değil mi ya, maşallah. Öyledir benim kuzum, öyledir. Ama Nazlım gerçeği öğrenmesi iyi olmuş. Değil mi, yanlış mıyım? Yok, doğru söylüyorsun abla. Yani başta ben de iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyordum ama... verdiği tepkiyi görünce iyi yapıyoruz dedim. Biliyor musunuz? Aslında amcam aslında iyiymiş, biliyor musunuz? Ben hastaymışım. Amcam beni iyileştiriyormuş. Öyleymiş kuzum, öyleymiş. Ama sende de geçti gitti artık, değil mi? Evet. Küçük kuzum, kuzum benim. Kuzum, oh. Sercan böyle konularda gerçekten çok hassas biri. Tabii ben onu tanıdığım için hiç şaşırmıyorum. Yani böyle sürpriz evlilik teklifi yapmayı düşününce ve planı bozulunca... tabii biraz... sinirleri bozulmuş. Siz de kusura bakmayın ne olur. Yok, önemli değil. Bence sen bizi düşünme zaten. Bu Sercan'la olan meseleyi hallet. Hatta Can da bizde kalsın. Biz ilgileniriz onunla. Evet. Tamam. O zaman ben bir gideyim. Sercan'la yüz yüze doğru düzgün konuşayım. Tabii. Ben seni getireyim. Bol bol yapalım. Yenir açık havada. Ay vallahi Yenir abla. Yani gerçi yaz geldi, artık yediklerimize dikkat etmemiz lazım ama. Yok, senin dikkat etmene falan gerek yok. Zaten kilo verdin. Ay Nazlı Hanım ya, teşekkür ederim. Ay ay, Gül şimdi kanatlanacak. Gül, sen termosu da hazırla yavrum, tamam mı? Tamam. Meyveleri de hazırla bol bol. Onları Hakankilerden getiriyor abla. Kuzumun arkadaşları geliyor. Bol bol yesinler hepsinden. Evet, meyveler hazır. Hakan, bol bol koydun değil mi? Koydum, koydum. Ben bunları arabaya götürüyorum o zaman. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Çocuklar, var mı bir eksiğimiz? Yok, her şey tamam abla. Ay, Zeynep'in sevdiği börekten mi yapsam? Ay abla, hiç zahmet etme. Her şey var zaten. Sonra yaparsın. Ay yok yok kuzum. Yapayım. İki dakikada yapıveririm hemen. Gül ya, şunu tutsana. Çık çık çık. Yesin benim kuzum. Yesin de iyileşsin. Allah bir daha dert göstermesin. Geçti gitti abla hepsi. Geçti. Geçti yavrum, geçti. Çok şükür, hep birlikte atlatacağız hepsini. Çok şükür. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız Nazlı Hanım. Yaşamasın gülüm. İyiyiz, daha iyi olacağız. Geçti yavrum. Hadi hadi, yavaşladık. Hadi. Geçti geçti, hepsi geçti gitti, çok şükür.
Allah hastalığı da, insanın kötüsünü de bizden uzak tutsun artık. İşlerini yoluna koyacaksın. Evleneceksin. Mutlu mutlu yaşayacaksın, öyle mi? Kardeşin de sana destek olacak. O işler o kadar kolay değil işte. Dünyanızı başınıza yıkacaksınız. Bu sefer kurtuluşunuz olmayacak. Can çok yorulmuş hakikaten. Çocuk hala uyuyor. Sen iyi misin? Aklım bu Sarcan'la Burcu meselesine takıldı. Hayatım bence artık tamam. Yani şu konuyu bir kapatabilir miyiz? Tamam, pardon, haklısın. Burcu cana dokunacak diye endişelendim. Doğum gününde konuştuğumuz şeylere bak. Özür dilerim. Önemli değil. Bir de böyle şeylerle üzme zaten kendini. Yeniden başlayayım mı? İyi ki doğdun. Nice yıllara. Teşekkür ederim. O zaman ben senin kahramanın değilim. Sen benim kahramanımsın. Sen de benim prensesimsin. Beni iyileştirdiğin için çok teşekkür ederim amca. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen ne istiyorsun ya da? Ne istiyorsun Ceyda? Murat'tan intikam almak için birlikte yola çıktık. Tamam, eyvallah. Şirketini batırdık, iflas etti. Elinde avucunda ne varsa her şeyi kaybetti. Bunlar yetmiyormuş gibi adamı bir de hapse gönderdi. Tamam, daha ne istiyorsun ya? Yetmiyor mu bunlar sana? Yetmiyor. O Murat'ın da ailesinin de daha fazla acı çekmesini istiyorum. Ne yapacaksın ki daha? Ne yapabilirsin, nelerini alabilirsin daha? Ellerinden alabileceğin ne kaldı Ceyda? Bu Ceyda manyağı bir şeyler planlıyor mudur acaba? Lan dışarı çıkacağız, içim hiç rahat değil. Anam. Kesin Ceyda'yı soracak mı şimdi? Nasıl diyeceğim ben buna kaybettim Ceyda'yı diye? Kusmazsam da kıllanır. Lan alacağımız paradan da olacağız, iyi mi? Buyur patron. Ne durumdasın Rüstem? Ceyda'yı takip ediyorsun değil mi? Ediyorum patron. Takipteyim, hiç merak etme, sıkıntı yok. Tamam, bana bak. Her hareketine dikkat edeceksin onu. Ne yapıyor, ne ediyor, kiminle görüşüyor, nereye girip çıkıyor? Tek tek, adım adım takip edeceksin, anladın mı? Gider bu Murat'a zarar vermek için birileriyle anlaşır falan, her şeyi yapabilir. Dikkat et. Gözün üstünden ayırma sakın. Tamamdır patron, ben de hiç merak etme. Ayırmıyorum gözümü. Sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah. Lan arkadaş, nereden bulacağım ben bu kadını şimdi ya? Yürü Rüstem, yürü. En iyisi kadının evinin önüne gidelim. Önünde sonunda oraya gelecek. Demek peşime adam takıyorsun ha Kenan? Çok akıllısın ya. Nerede lan bu? Abinin fedaisi oldun, onu koruyorsun. Koruyamayacaksın. Beni satmanın bedelini de ayrıca ödeyeceksin.
Hala? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen böyle? Ay. Başım. Başım tuttu kızım. Migrenim tuttu. Uzun zamandır tutmamıştı. Çok başım ağrıyor. Niye ki ya? Niye böyle oldu? Ethem. Ethem üzdü beni. Baksana hiç haber yok. Aradın mı? Niye gelmemiş? Aradım. Mesaj da yazdım. Yok. Cevap yok. Acaba başına bir iş mi geldi? Beni böyle hiç cevapsız bırakmazdı. Ne zaman arasam hemen cevap yazardı. Yani ne bileyim, belki bizle tanışacağı için gerilmiştir. Olabilir çünkü. Belki. Neyse boşver. O yılan Burcu ne yaptı? Gitti mi? Çok tuhaf bir şey oldu. Bunlar Sercan'la bayağı kötü tartıştılar. Hatta Sercan fırladı gitti. Arkasından da Burcu gitti konuşmak için. Allah Allah. Sanki ikisi de 3 yaşında çocuk. Niye kavga ediyorlar ki? Ne bileyim ya, neyse. Biz Furkan'la kutlamaya devam ediyoruz. Sen kendini hissettiğinde gel tekrardan, olur mu? Yok yok. Ben yatayım, bana elleme kızım. Ben biraz dinleneyim, oldu mu? İyi tamam. Bir şey istiyor musun? Yok yok. Hiçbir şey istemiyorum. Hadi, hadi kızım, sen kocanın yanına git. Hadi. İyi tamam, seslenirsin. Tamam, seslenirim. Ah Ethem, ah. Çatlıyor başım. Yaktın beni Ethem, yaktın. Allah'ım, inşallah başına bir şey gelmemiştir. Bak, yataklara düştüm senin yüzünden. Neredesin Ethem, ha? Neredesin? Buyursunlar efendim. Araba nerede? Garajda gel. Ha tamam. Çok iyi akıl ettiler bu pikniğe. Bize de iyi gelecek. Bayağıdır çıkamıyoruz. Şöyle bir hava alırız. Ama nasıl çıkacağız ki ortalık bu haldeyken? Baksana. Yani her şey bir düzelsin de rahat bir nefes alırız inşallah. Her şey yoluna girer. Girer girer. Biz piknikte böyle bir baş başa dolaşır mıyız birlikte? İkimiz mi? İkimiz. Aslında var ya, köyde olacaktık. Ben seni bizim orada dere kenarına götürürdüm. Göl kenarında bir var ya, bir piknik yapardık. Böyle balık tutardım ellerimle. Sonra hamak kurarım gölgeye. Hmm. Var ya, sen asıl pikniği o zaman gör. Der miyiz birlikte? Bilmem. Söz veremem. Ay, söz veremez. Gideriz gideriz. Özür dilerim aşkım. Ne desen haklısın. Ya desem ne olacak? Bir işe yarıyor sanki. Ya aklım almıyor ya. Ya Burcu'nun yanındayım diye benim telefonumu açmamak nedir ya? Ya senin için Burcu mu önemli, ben mi önemliyim? Ya şu soruyu sorduğum hale bak. Beni düşürdüğün şu hale bak ya. Çok sinirliydim o an. Yani Burcu'ya bitirmesi gerektiğini söylüyordum. O yüzden meşgul aldım. Ya başından beri söylüyorum ben zaten. Ne saçma sapan şey bu? Ya... Ya bir kere birinin sevgisi rolü yapmak nedir ya? Dünyanın en saçma şeyi. Nasıl oluyor peki? Ne? Nasıl yapıyorsun birinin sevgisi rolü yani? Ne yapıyorsun? Eski sevgisi gelince inansın diye Burcu'yu öpüyor musun mesela? Ne yapıyorsun? Elini falan mı tutuyorsun? Aşkım ne diyorsun? Saçmalama. Olur mu öyle şey ya? Asla. Bak, bu iş çok uzadı. Kararını ver. Bu iş devam edecekse ben yokum. Neyin sonu ayrı çıkıyormuş. Hani hiç belli olmuyormuş meğer Hatice. Düşünsene. Ben Kenan bu eve ilk geldiğinde Hakkı'nın başkasından çocuğu olduğunu öğrenip kahrolmuştum. Ama Kenan torunumun hayatını kurtardı. Ya olmasaydı? Allah korusun. Allah korusun efendim. Baba! Sen ne zaman geldin? Şimdi geldim bir tanem.
Ne yapıyorsun bakalım sen? Hazırlanıyor musun? Evet, bugün çok güzel bir gün. Ben de güzel alıyorum. Sen zaten hep güzelsin bir tanem. Senin daha çok güzel günlerin olacak bir tanem. Okullarını okuyup bitireceksin. Büyüyeceksin. Hayallerini gerçekleştireceksin. Çok mutlu, çok güzel günler olacak senin. Sen yanımda olacaksın, öyle değil mi? Olacağım tabii bir tane. Senin bütün mutlu günlerinde yanında olacağım. Hep sana böyle kocaman sarılacağım. Baba, ben hastayım diye çok mu üzüldünüz? Üzüldük bir tane. Ama iyileşeceğini biliyorduk. Ve diyorduk ki kızımız iyileştiği günü çok güzel bir şekilde kutlayacağız. Bak, iyileştin artık. Evet, iyileştim. Anne. Bir tanem. Babanla benim bütün güzel günlerimizi kutlayacağız. Sen de yanımızda olacaksın, öyle değil mi hepsinde? Tabii ki de olacağım. Tabii ki de. Sen hiç korkma bir tanem benim. Biz hep senin yanında olacağız. Düşersiniz. Tamam. Bak taşlara dikkat edin ha. Çok güzel değil mi? Evet, içecekler geldi. Onları masanın altına koyalım da çocuklar içmesin. Önce yemek kusurlar. Ağzında şey var. Sercan beni yarı yolda bırakırsa bu sefer biter her şey ya. Sercan lütfen ya, aç artık şu telefonu. Bu sefer aç lütfen, lütfen, lütfen. Aşkım surat asma artık, ne olur bak bitirelim dedin, tamam dedin. Ya sen bitiriyorsun da o bitiriyor mu? Ya belli ki bırakmayacak peşini, açsana şunu ya. Ya gerek yok. Ya açar mısın rica ediyorum, bak aç. Tamam ama hoparlör alacağım, bak sen de dinle ne dediğimi. Efendim Burcu. Sercan, biraz konuşabilir miyiz? Burcu bitti artık, söyleyecek bir şeyim yok benim. Ya Sercan bak lütfen ya. Son bir kez daha yardımına ihtiyacım var. Bak söz veriyorum sana, bu son. Tamam mı? Ya bak eğer şu an bunu kabul etmezsen bu zamana kadar yaptığımız her şey boşa gitmiş olur. Tamam, beni düşünmüyorsan bile en azından can için yap. Lütfen. Son kez. Yoksa bir daha çıkmıyorsun. Tamam Burcu ama bu son. Tamam. Söz veriyorum. Son. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin.
senle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, üzme kendini hayatım. Ben sürprizleri sevmem zaten biliyorsun. Gerçekten üzülme. Çünkü doğru söylemek gerekirse ben yüzüğü zaten görmüştüm. Bayağı olmuş saat ya. Benim de bir arkadaşa sözüm vardı. Kalkmam lazım. Kimsenin neyin peşindesiniz? Ama hiç sorun değil. Nasılsa yakında çözeceğim. Durun siz bakalım. Kenan Bey. Sen miydin? Bir sıkıntı mı var? Yok. Geldiğimizden beri bir yerlere bakıyorsunuz. Bir şey varsa? Ha yok yok Hakan. Şey ya bir sincap gördüm ben. Ona bakıyordum. Böyle bulursam çocuklara göstereyim diye de. Ortalıkta yok. Peki. Ben bizimkilerin yanına geçiyorum o zaman. Tamam. Ben arabadan bir şey alıp geleceğim. Arıyor gene ya. Adama yalan söyleyip duruyoruz. Bir anlarsa patlatacak bizi. Lan en iyisi doğruyu söylerim. Ne olacaksa olsun. Alo. Bana bak lan Ceyda evde mi hala? Vallahi patron şey ya. Ne? Konuşsana. Patron vallahi baktım evde bir hareket yok. Kimse yok yani. Kapının zilini de çaldım. Cevap veren olmadı. Çıkmış herhalde bir ara. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ben sana gözünü ayırma demedim mi? Gerizekalı. Kapat, kapat, kapat. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptım ben sana gözünü seveyim? Benden tam olarak ne istiyorsun Burcu? Söyle. Ya beraber gidip Furkan'dan özür dileyeceğiz. O da barıştığımızı düşünecek. O kadar. Bak bu son. Melis'e rağmen geldin buraya. Bundan sonra tek başınasın. Ya tamam. Söz veriyorum bu son. Ya şunu halledelim bak. Sonra ben zaten senin şehir dışına çıktığını falan söyleyeceğim. Kimsin lan sen? Abi ben buralarda takılıyorum. Öyle işte ekmeğimin peşindeyim. Kim gönderdi lan seni? Kimse göndermedi abi. Ben hep buradayım zaten. Yalan söyleme lan. Ne geziyorsun ailemin etrafında? Abi senin ailen kim ya? Ben senin aileni tanımıyorum, bilmiyorum. Abi ben buralarda takılıyorum. İşte pikniğe gelenlerden ekmek, çay, çorba bir şeyler alıyorum. Karnımı doyuruyorum. Kimseye bir zararım yok vallahi abi. Doğru mu söylüyorsun? Ekmek çarpsın abi.
Al şunu. Allah razı olsun. Git yemek ye bir yerde hadi. Herkesten şüpheleniyorsun şimdi değil mi? Şüphelen zaten. Kork benden. Beni satmanın hesabını vereceksin Kenan. Ne sen abini koruyabileceksin ne de abin seni. Cansel'cim ben çıkıyorum. O ne? Furkan Bey'in aldığı ikinci elbise. Tadilattan geldi Melis Hanım. Yeni mi geldi o? Evet, şimdi geldi. Doğum günü için almıştı onu da. Sen aramadın mı terziyi? Neden geç kaldı bu kadar? Aradım da elinde işi çokmuş. Hay Allah ya. Ya şu adama bir daha iş vermeyin ya. Hep aynısını yapıyor. Kuryeyle gönderirsek de geç kalır şimdi. Ne yapsak? Dur bakayım, şurada adresi olacaktı. Hah. Tamam ya. Yolumun üstü, ben bırakırım bunu. Tezgahı sen halledersin. Tamam Melis Hanım. Gerçekten de sanki kızımın doğum günü bugün. Artık iyileşti. Yeniden doğdu. Ben de, Nazlı da, annem de, hepimiz. Hepimiz yeniden doğduk. Senin sayende kardeşim. Öyle bir girdin ki hayatımıza. Hepimize yeniden hayat verdi. O nasıl baş ağrısıydı, öyle çatlıyordu başım. Ay, biraz hafifledi de rahatladım şükür. Hazır hafiflemişken eve mi gitsem, ne yapsam? Hangi eve gideceksin? Burcu'nun evine mi? Burası da benim evim değil, orası da benim evim değil. Ah Ethem, ah. Mahvettin beni. Yaktın beni Ethem. Ne güzel yuvamız olacaktı seninle. Başımızı sokacak bir evimiz olacaktı. Kaçtın gittin, neredesin Ethem, sen neredesin? He? Allah'ım. Yoksa bayıldı da başına bir iş mi geldi bir yerde? Kenan. Ben senin için elinden gelen her şeyi yaparım. Bunu böyle bil. Hiç şüphen olmasın. Buyurun. Melis ben, butikten. Aa evet ya. Çok pardon. Aldığınız elbise tadilattan anca geldi. Doğum günü hediyesi olduğu için de beklemek istemedim. Kuryeyi beklemeden kendim getirdim. Zahmet oldu size. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Güzel günlerde giysin. Sağ olun. Buraya kadar gelmişsiniz. Bir kahvemizi içseydiniz. Hiç yormayayım. Hem eşimle tanışmış olurdunuz. Elbiseye bayıldı. Aa çok sevindim. Kim gelmiş hayat? Melis Hanım. Elbiseyi aldığım butiğin sahibi. Eşim Ela. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayatım, aslında iki tane elbise almıştım ben sana. Bedeni olmadığı için
sağ olsun Melisa Hanım tadilata göndermişti. Şimdi de kendisi getirdi. Öyle mi? Teşekkür ederiz. Bir geçseydiniz, o kadar yol gelmişsiniz, bir şeyler ikram ederdik. Buyurun. Peki madem. Buyurun, böyle geçebilirsiniz. Ben ceketinizi alayım. Söylemeliyim. Biz de kutlamayı sonlandırmak üzereydik. Tam zamanında geldiniz. Biz geldik yeniden. Ben bilmiyordum ama o zaman şimdi başlıyor daha. Şimdi söylüyorum. At. Zeynep. Baba, top şuraya kaçtı. Görebiliyorum. Tamam bir tanem, gördüm, ben de alıyorum işte. Ha şurada. Thank you.